video kaset yayınlayan bir mafya reisi mi dersiniz, çete reisi mi dersiniz, böyle bir insanın yayınladığı videoların üzerinde, daha doğrusu etrafında bir gündem oluştu. Evet. Şimdi bir, bunu görmemezden gelemezsiniz. Göreceksiniz. Çünkü Türkiye'nin bir anlamda aynasını yansıtıyor. Bugünkü siyaset, iş adamı, emniyet ilişkisini mafya ile birlikte onu yansıtıyor. Geçmiş dönemdeki, yakın dönemdeki olaylarla ilgili bize ipuçları veriyor. Ve mevcut iktidarın bu dönemde aslında mafya ile ilintili insanları nasıl kendi siyasi beklentisi ve çıkar üzerine kullandığını da gösteriyor. Altıncısı çıktı videonun, Sedat Peker, demin bahsetmiştim. İzlediniz mi öncelikle videoyu? Hiçbirisini izlemedim. Gerçekten mi? Ya, hayır, izlemedim. Yani izlemedim çünkü bunları çok magazinel buluyorum. Ülkenin yönetim tarzının doğal sonuçları olarak değerlendiriyorum. Daha da iyi günlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bundan çok çok daha beter itiraflar, ifşalar, aile içi kirli çamaşırların kamuoyu nezdinin önünde yıkanmasını bekliyorum. Çünkü bunlar yeni olaylar değil. Yani bu bugün ülke gerçekten öyle keyfi bir yönetimle karşı karşıya ki milyonlarca insan bir suç örgütü liderinin aile içi kavgalardan sonra ortaya çıkardığı, ortaklık yaptığı insanların pisliklerini ortaya döktüğü ve bundan milyonlarca insanın ümit devşirmeye çalıştığı bir ortamla karşı karşıyayız. Bundan daha acı bir tablo olabilir mi? Elbette videoların hiçbirisini izlemedim. Ancak videolarla ilgili gazetecilik namusunu daha da muhafaza etme iddiasına sahip, bu konuda gerçekten takdir ettiğim gazeteci arkadaşların yazdıklarını, özetlerini okudum. Ama hiçbir videoyu izlemedim, takip etmedim. Buna prim verilmemesi gerektiğini bir taraftan düşünürken, diğer taraftan bu kişinin Abu Dhabi'de veya başka nerede yapıyorsa, Dubai'de ortaya attığı iddiaların zaten Türkiye'de önemli bir bölümü bilinir meseleler. Sadece bunların hiçbirisi soruşturulmuyordu, bunların üzerine gidilmiyordu. Ve şu anda bunlarla geçmişte ortaklık yapan veyahut da bunların yine bir bölümüyle o ortaklığı sürdüren insanların TRT'yi de özel kahvehanesine çevirdiği, özel YouTube kanalına çevirdiği ve orada da aslında bir suçlu edasıyla kendisini savunmaya çalıştığı, bunu yaparken bile muhalefete, ona buna millete hakaret ettiği, itiraf ettiği suçların bile farkında olmadığı bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Çok acı. Bu gerçekten çok acı bir durum ama bunu sağlıklı bir biçimde analiz etmemiz lazım. Bu sonuç doğal bir sonuç. Asıl sebepleri üzerinde durmamız lazım. Demokrasiyi ezdiğiniz takdirde, hukuk devletini bu güç sarhoşluğu anlayışı içerisinde, kimse bana hesap sormasın anlayışı içerisinde ortadan kaldırmaya çalıştığınız takdirde, elbette o gücünüzü muhafaza etmek için arada doğan o gri bölümleri kullanan, elbette mafya babaları da çıkacaktır, suç örgütleri de çıkacaktır, paralel devletler de çıkacaktır. Temelden daha doğal bir şey olmaz ki. Hukuk devletinin yerine siz hukuk devletinin yarattığı boşluğa mafyayı, suç örgütlerini doldurursanız ve maalesef üzülerek söylüyorum, devleti mafyalaştırma çabası içerisine girerseniz bu durumlarda şaşırmamanız gerekir. Şu anda tablo bu. Onun için bu vatandaşın örnekleri zaten ülkede iktidarın aynı zamanda ortaklara, bakın bunu da göz ardı etmeyelim. Ya birisi çıkıyor, iktidar ne diyor? Benim tarafımı tutmayan mafya liderine sen de karşı çık diyor. Hayır, biz mafya düzeninin tamamına karşıyız. Bütün mafya liderlerine karşıyız. Bütün suç örgütü liderlerine karşıyız. Biz suç örgütü liderinin hangi partiyi, hangi ittifakı tuttuğuna bakmayız. Bu anlayışa karşıyız. Onun için bu yozlaşmanın kendisini sağlıklı bir biçimde analiz edip bu yozlaşmanın neden kaynaklandığını ve tekrar ülkenin hukuk rotasına nasıl dönüştürüleceğini, dönülebileceğini ortaya koymamız gerekiyor ki o sebepten dolayı bugün Peker olur, yarın başkası olur, öbürsü gün başkası olur. Ben baktım şu anda, bakın bu arkadaşlarla ilgili ortada adı geçen 3 aktör var değil mi? Evet. Siyaset dışında. Bunların ortak özellikleri şu: hepsi zamanında suç örgütü liderliğinden dolayı yargılanmış insanlar. Ama dikkat ederseniz Soylu sadece birisinin üzerine gidiyor. Peki diğerleri kim? Diğerleri de
bundan çok çok daha büyük suçlar işleyen, çok daha büyük cürümlerle de şu anda iddialarla karşı karşıya kalan insanlar, bunlarla ilgili niye üzerinize düşeni yapmadınız? Çünkü niye? Ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki bunlarla ortaklık yapmak zorundasınız. Çıkıp açıkça geçmişte suç örgütü liderliğinden dolayı ceza almış, yıllarca cezaevinde yatmış veya bunun ötesinde bakın insan öldürmeyi azmettirmekten ömür boyu hapis cezası almış ve sadece ağır tahrik var gerekçesiyle cezası 19 yıla indirilmiş bir kişiye siz suç örgütü lideri vasfını göz ardı ederek kırmızı halı sererseniz, ondan sonra bunların tabii ki içinden çıkamazsınız. Bunlarla boğuşup durursunuz. Bahsettiğiniz Mehmet Ağar herhalde değil mi? Yani şimdi bakıyorum, Mehmet Ağar eski İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde Susurluk davasından 5 yıl hapis cezası almış. 1 yıl yattı. Ve bunlar kesinleşmiş cezalar. Bunun ötesinde bakıyorum, şu anda iktidarın ortağının ortağı olan, iktidara en büyük desteği veren, ve bu sebeplerden dolayı da insanları ölümle tehdit eden diğer bir kişiyle ilgili gazeteciyi yaralamayı azmettirmekten 3 yıl 4 ay, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmekten 3 yıl 4 ay, bir borsacının arabasının kurşunlanması ile ilgili 10 yıl 10 ay, eski eşinin öldürülmesi olayında azmettirici olmasından dolayı 19 yıl 2 ay. Alaaddin Çakıcı. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Onun için ona Sayın İçişleri Bakanı çıkıp bilmem artık bu benim karşıma geçti. Artık bana tabi değil. Ortaklık bitti. Dolayısıyla herkes de bana destek versin. Niye? Ben terörle mücadele ettim. Terörle mücadele etmek senin görevin zaten ya. Senin görevin zaten. Hukuk içinde bunları yapmak senin görevin. Sen bir devlet memurusun. Haddini bileceksin her şeyden önce. Sabah akşama kadar millete parmak sallayan, gelen geçeni tehdit eden bir anlayış içerisinde bu ülkeyi bu hale getirdi. Ondan sonra da çıkmış birileri bana destek versin diyor. Bakın bugün AK Parti içerisinde bile bir tane adam çıkıp da Süleyman Soylu'ya destek vermiyor. Niye? Çünkü gidişatı geliyorlar. O da bunu görüyor. Gördüğü için de meydan okuyor. İstifa etmeyeceğim diyor. Ve meydan okuyor. Ama yine tekrar işin başına geliyorum. Bunlar hepsi doğal sonuçlar. Bunların üzerinde durmanın bir anlamı yok. Tekrar ülkeyi özgürlükçü bir demokrasiye, tekrar ülkeyi hukuk devleti anlayışının egem olduğu bir noktaya nasıl taşıyacağız? Bütün gündemimiz bu olmalı. Yoksa bunların gidici, AK Parti içerisinde de ben bakıyorum, bugün de birçok milletvekili arkadaşımla görüştüm. Gerçekten birçok insan kıvranıyor. Elbette çıkıp mücadele etmek. Ne diyorlar Sayın Bekir? Yani, samimi olarak soruyorum. Temel problem işte olayın tespitinde ve teşhisinde ayrışıyoruz. Onlara göre aslında Cumhurbaşkanı bunları istemez. Vatandaşın işte İçişleri Bakanı olan kişi şu anda bütün bu yanlışları gerçekleştiriyor. Halbuki öyle değil ki durum. Bunun asıl sorumlusu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Niye? Çünkü AK Parti'nin ilk önce bütün değerlerini tasfiye etmiştir. Bütün değerlerini süreç içerisinde inkar etmiştir. Bütün değerlerini tasfiye ettiği gibi o değerleri taşıyan herkesi de tasfiye etmiştir. Bugün AK Parti'nin kurucularından %90'ı sistemin dışında. Niye? Çünkü onlar değerleri taşıyan insanlardı. Bunların hepsini sen tasfiye etmişsin süreç içerisinde. Siz de ayrıldınız çünkü Adalet ve Kalkınma Elbette Partisi'nde. Ayrıldım. Niye ayrıldık? Çünkü niye ayrıldınız? Değerlerini, ilkelerimi partime tercih etmek durumundaydım. Hepimiz için çok çok daha değerli olan ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği söz konusu. Bir kişinin kendi bekasını ya tercih edecektim, ona hizmet edecektim veyahut da bu ülkenin hepimizin arzu ettiği, herkesin huzur bulacağı demokratik hukuk devleti hedefi doğrultusunda yol yürümesine hizmet edecektik ki o değerleri inkar eden arkadaşlara içeride verdiğimiz uzun süreçli mücadelede netice alamayacağımızı görerek artık çıkıp ülkenin geleceği, ülkenin bekası, gerçek anlamda ülkenin bekası söz konusu olduğu için bu anlayışla mücadele edilmesi gerektiği kanaatine vardım. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Tek başıma değil elbette. Şimdi bakın onun için asıl üzerinde durulması gereken bu noktaya nasıl gerildi? Tekrar ediyorum, demokrasinin olmazsa olmazlarını, hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerini ortadan kaldırdığınız takdirde bu noktaya gelmeniz çok doğaldır. Demokrasinin önemli iki boyutu var. Bir, elbette iktidarın, halkın çoğunluğu tarafından seçilmesi. İki,
Ama halkın azınlığıyla da birlikte çoğulcu bir anlayış içerisinde o iktidarın yürütülmesi, yani oluşacak kamu politikalarıyla birlikte toplumun mümkün mertebe önemli bir bölümünün göz ardı edilmemesi ve en önemli konu da devamlı hesap verilebilirlik. Bakın, hesap verilebilirliği ortadan kaldırdığınız zaman ne oluyor? Orada öyle bir alan oluşturuyorsunuz ki bu alana iş takipçileri giriyor. İşte şu anda televizyonda çıkmış İçişleri Bakanı o iş takipçilerinin birilerini suç örgütü üyesi olmadan örgüte yardım ve yataklıktan suçluyor. Bir Adil Serdar Saçan, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski başkanı. Evet. Ne diyor biliyor musunuz? Aynen sizin söylediklerinizi desteklemek amacıyla söze girmek istedim. Şöyle diyor. 5 yıl İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptım. En kalitesiz, yalancı ve üçkağıtçı kesimin mafya ve destekçileri, siyaset, iş adamı, satılmış kamu görevlileri ve satılmış basın mensupları olduğunu gördüm. Özet budur diyor. Yani bu ne işte, bu yine sonuç. Sebep, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmadığımız takdirde, insanları uçurduğumuz takdirde, değerlere değil, kişilere tabi olduğumuz takdirde, bakın hangi ortam olursa olsun, hangi mahalle olursa olsun, hangi cemaat olursa olsun, hangi grup, hangi sivil toplum kuruluşu olursa olsun, değerlere, ilkelere sahip çıkmadığımız takdirde, amme menfaatini esas almadığımız takdirde, birilerine tabi olduğumuzda o kişiler gün geçip kendileri için işte o güç devşirebildikleri güç sarhoşluğu içerisinde alanlar oluşturuyor, bunu geliştiriyor. Bu alanlar içerisinde birileri de o gücün paydaşı olmak için o güç alanlarına girmeye çalışıyor ve olay kriminalleşiyor. Bugün yaşadığımız bu. Onun için bu olaydan, yani hesap vermezliğin yarattığı bir güç seyirlenmesi karşısında elbette her gün çok daha fazla suçlar oluşacak. Yani bir taraftan bunu niye yapıyorsunuz? Bir de otoriter bir rejimin inşasının temelinde de bu vardır. Ne vardır? Hesap vermeme iddiası vardır. Hesap vermeme yaklaşımı vardır. Dün İçişleri Bakanı'nın TRT'de, demin siz bahsettiniz biraz ama çok girmediniz. TRT'de üzüldü mü gazeteci arkadaşlara da, çünkü meslektaşlarım yutkundular, başlarını eğdiler, bir şeyler söylemeye çalıştılar, çaba gösterdiler ama ne Süleyman Soylu onları konuşturdu ne de onlar istedikleri soruları sorabildiler. Dün akşamki İçişleri Bakanı'nın TRT'deki şeyini izlemişsiniz anladığım kadarıyla. En azından bir göz atmışsınızdır yani. Bir iki yere göz attım. Onun dışında sadece arkadaşlarım o konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ben sadece gestik miminikine baktım. Yüz hatlarına baktım. Evet. Suçluluk psikolojisinin ne noktaya geldiğine baktım. Ya bir insan, yani evet, bir insan rezil olabilir. Bu konuda özel bir çaba sarf edebilir ama bakın, eskiden devlet adamı diye bir tabirimiz vardı. Devlet adamı diye bir tabirimiz vardı. Şimdi bununla içini boşalttılar. Ve öyle bir noktaya geldi ki, daha iyi günlerimiz bunlar. Bakın daha çok mimikleri şey. Mimikleri derken, arkadaşlar Süleyman Soylu'nun bir görüntüsünü bulabilirsek, mimikleri derken. Bir taraftan inanılmaz bir pişkinlik, diğer taraftan geldiği noktanın farkındalığı ve bunu da kendisini ifade edip, bir devlet adamının yapması gerektiği gibi topluma hesap verme yerine pişkinlikle birlikte müthiş bir kibir ve güç sarhoşluğu edasıyla başkalarını suçlama çabası. Ama o durumun ne kadar rezalet olduğunun elbette farkında. Elbette farkında ama benim usulüm değildir. Ben kişileri konuşmam, isimleri de zikretmem. Ortada ciddi bir keyfi yönetim var. Zaten bakın, burada asıl sorumlu. Evet ama şunu da göz ardı etmeyelim. Nasıl göz ardı edeceğiz biz bu adamı? Elbet göz ardı edemeyiz. Mesela bakın, yıllar önce gariban 2-3 insanla ilgili bu insanlarla mücadele edemediği için terör örgütü üyesi olduklarına dair dosya hazırlayan bir anlayışa, ben bugün yıllar sonra bu insanlardan hayır bir şey beklemem ki bu ülke için, bu millet için. Bunlar sadece slogan atarlar, vatan millet Sakarya diye ağlayıp sızlarlar ve hesap sormayan insanları bu şekilde sloganlarla ikna ederler maalesef ve maalesef. Ama ben şunu görüyorum, bu şekilde kandırılan insanlar da artık gidişatın ne olduğunu ve bu gidişatın sadece ötekileri değil,
kendilerinin de vurduğunu çok net bir biçimde görüyorlar. O sebepten dolayı da bu ortaya atılan suçlamalar, iddiaların ülkemizin orta vadede geleceği için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasihatla birçok şey olmuyor. Maalesef ve maalesef demek ki bazı şeyler yaşanması gerekiyor ki insanlar bizim içeride yaşayıp da mücadelesini verdiğimiz ama netice alamadığımız hususlara üç aşağı beş yukarı kanaat getirsinler. Ama bakın şunu da özellikle belirtmek gerekiyor. Bunun sorumlusu, tek sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Soylu'nun üzerine gitmekle mesele... Yani görevden almadığı için mi Sayın Cumhurbaşkanı, bakın, hoş Cumhurbaşkanlığı gördüğü için mi, hükümet izin sistemi için mi? Adı altında şu anda uygulanan keyfi yönetimde bile, onun kitabi bölümünde bile yetkiler, yürütme yetkileri sadece Cumhurbaşkanı'na aittir. Dikkat ederseniz bütün bakanlar çıkıp bir şey söyledikleri zaman veyahut da bir... hizmetlerinden bahsettikleri takdirde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye cümle kuruyorlar. Bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'ndadır. Bütün sorumluluklar anayasaya göre de Cumhurbaşkanı'ndadır. Kabine diye bir şey yok. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın istedikleri doğrultusunda yönetilen bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bir yapması şey gereken Devlet Sayın Denetleme Bekir, Kurulu'nun görevlendirilmesi. Şu görüntüye bir bakar mısınız? Bu çok sıkıntılı bir görüntü. Kalsın arkadaşlar, bu görüntü önemli. Bu Sedat Peker'in evinin basılması görüntüleri polis tarafından. Evet, açın sesini. Süleyman Soylu bu görüntüleri yayınlatmakla suç işliyor. Savcılar görev yapması lazım. Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığı kaldırılması lazım ve kendisi bu suç işlediği suçtan dolayı da yargılanması lazım. Bakın, suç örgütü lideri de olsa muhatabı, onun da hakkı ve hukuku vardır. Hukuk devleti böyle bir devlettir. Mesela köpekle aranması, yani narkotik köpekleriyle eve girilmesi, yani kadın polis varmış, gerçi yok demişlerdi ama görünüyor da kadın vallahi polis. Bu ülkenin kokain cennetine dönüşmüş olmasının sebeplerini onlar çok iyi bilirler. Bakın daha son, bak bu konularla ilgili de daha bir soruşturma başlatılmadı. Onlarca kadın polis var ya. Ülkeye tonlarca kokain giriyor. Bakın, bir şey, son bir yılda yüzlerce kilogram kokain yakalanıyor. Kim bilir yakalanmayanlar bir de nerede? Bunlarla ilgili inanılmaz iddialar söz konusu. Bunlarla ilgili şu anda dahi, bugün dahi bir soruşturma açılmış değil. Bir savcı harekete geçmiş halde değil. Bakın, ülke İstanbul dünyada en fazla kokainin kullanıldığı şehir olmuş. Adana o sıralamalarda ilk 3'e 5'e giriyor. Ülke bu hale gelmiş ve yol geçen hanına dönüşmüş, her türlü suçun işlenebildiği bir ortama dönüşmüş. İçişleri Bakanı bunların bizzatihi en öncelikli sorumlusu olduğunu göz ardı ederek onu bunu suçlamaya çalışıyor. Şimdi burada bir suç makinesi yaratmışsa bunun sorumlusu sadece o kişi değil, aynı zamanda bu ortamı şu ana kadar bir şekilde bu ortamı göz ardı ediyor. Bakın ne diyor? Bilmem köfteciye de çökecekler de biz engelledik. Ha, köfteci Yusuf diye bir sözü var. Köfteciye çökecekler. Şu ana kadar bir soruşturma açılmış mı? Hayır. Peki yani nasıl? Engel oldum sen, diyor. Çökeceklerde operasyon başlattım diyor. Hangi metotlarla? Hukuk devletinde yaşamıyor muyuz biz? Bu operasyonu kafana göre mi başlatacak İçişleri Bakanı? Operasyonu başlatacak kişi savcıdır. Şöyle bunun diyor. Üzerine polis görev yapar. Tabii Bursa'da köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım. Hepsi var. İstanbul'un başlangıcını biliyorum ama operasyonu çeviren benim. Evet, ama asıl kimsenin göz ardı etmemesi gereken husus, birileri hukuk devletine çöktüğü zaman başkaları da o çökülmüş hukuk devleti içerisinde kendilerine alan bulurlar. Yaşandığımız bu. Onun için elbette birileri hukuk devletinin olmadığı yerde, kanunun işlemediği bir yerde, yargının çalışmadığı bir yerde elbette herkes bir yere çökecektir. Ama asıl sorumlular hukuk devletine çökenlerdir. Onun için ben kimse çıkıp da o suç örgütü liderinin yaptığı açıklamaları tasvip beğenmez. Ancak nasıl ülke öyle bir hale geldi ki insanlar bundan medet umayacak hale geldiler. Niye? Çünkü özgür basın yok. Çünkü bağımsız yargı yok. Bu meseleler takip edilmiyor. Hukuka tabi bir yürütmeye sahip değiliz. Bu sebepten dolayı, yani olay sonuç, sebep değil. Onun için onun üzerine yüklenme, onu işin merkezine alma çok yanlış bir şey. Bu işin sorumluları
şu anda yani daha da bağırıp çağıranlardır. Peki bir şey soracağım arkadaşlar. Ve yargılanması gereken de onlardır. O ev arama görüntüsünü bir daha getirin. Çünkü hukukçu Sayın Yeneroğlu ve bir avukat. Yani çok ilginçti o görüntü. Dün ben de izledim Sayın Soylu'dan röportajından. O sadece o kısmına bir gelin. Sadece ev arama kısmını istiyorum. Onu bir verin tekrar. Şunu soracağım. Yani bir ülkede yani mafya üyesi bile olsa o insan evde yokken hem geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz hem de hukukun gereğinden bahsediyorum. Evet. Böyle sanki arama yaparken bile şüpheliyi cezalandırmak gibi köpeklerle, silahlarla önce arkadaşlarım da uyardı beni. Videoda önce ilk zamanlar kadın polis yokmuş, sonradan kadın polisler gelmiş. Hmm. İlk girdiklerinde kadın polisler yokmuş ve içeride adamın kızı var. Karısı, arkadaş o görüntüleri getirin. Tabii, adamın kızı işte, var, karısı var. İstediği görüntüleri servis ediyorlar. Onları servis etmek de suç. İçişleri Bakanı suç işliyor. Bir, kişisel verileri koruma kanununa aykırı hareket ediyor. İki, Türk Ceza Kanunu'na çok açık ve net bir biçimde aykırı hareket ediyor. Kişinin özel bilgilerini kamuoyuna resmen açıklıyor. Ve kişinin özel görüntülerini açıklıyor. Ve aynı zamanda bir de hakaret ediyor insanlara. Ya zaten bakın ya hukuktan nasibini almamış kişilerin hukuk normlarına uyup uymadıklarını neyini tartışacağız? Tekrar geliyorum. Bu insanlar kendilerinde bu yetkiyi görüyorlar. Hesap vermeme ve aynı zamanda da hesap vermeme yetkisinin kendilerinde olduğunu, kendilerini hukukun üstünde gördükleri için bunu yapıyorlar. Bunu ya bakın bu sadece bu olay değil ki. Ya şuradan bakın siz Sayın Soylu Sayın Yeneroğlu Soylu'nun. Çiçek bence nerede özel eşya aldı. Tamam mı? Onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Evet, çok güzel olsun o ya. Bize yapılan muameleyi görüyor musunuz Çağdaş Bey? Evimde köpeklerle narkotik arıyorlar. Patlayıcı madde. Ben çok iyiyim. Bu sen çık. Oğlum çık. Oğlum da görüşeceğim. Zaten böyle bir kere alakalı. Bir şeylerini yazıyorum. Ne var yani? Kime görüntüler var? Bu. Evet ve TRT'de araçsallaştırılıyor. Ya çok enteresan ama kamu imkanlarıyla finanse edilen, değil hepimizin mi? Parasıyla finanse edilen TRT'yi adeta bir 3,5 saat mi sürmüş? 3,5 saatlik bir reklam bölümü. Acaba bunun parasını almışlar mı Sayın Soylu'dan? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü bu tamamen tek taraflı gazetecilerin soru sormaya cesaret edemedikleri bir reklam klibi. Bu şekilde değerlendirmesi lazım. Soramadılar zaten. Ama yani işte soru bakın, da soramadı. Her yerde hadsizlik var. Her yerde hukuksuzluk var. Hangi birisini sayalım? Yani bu yayına çıkıp bu şekilde araçsallaştırılması, kamu imkanlarını kendi özel siyasi bekası için seferber etmesi ve bu, çıkıp da orada gelen geçeni tehdit etmesi, aynı zamanda orada bir suç itiraf etmesi, iki birçok suçu cevap vermemesi suçla ilgili iddialara, üç yeni suçlar işlemesi. Şimdi bir kişinin evine, mahremine bu şekilde girip bu görüntüleri milletle paylaşamazsınız ki. Bakın onun için tüm 83 milyona sesleniyorum, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu hukuksuzluk yarın öbür gün hepimizi vuracak. Sadece ötekilere vurmuyor bu. Bakın zaten herkesi vuruyor da herkes farkında değil. Bugün herkesin evi basılmıyor olabilir ama herkesin cebindeki para eksiliyor. Herkes yoksullukla karşı karşıya kalıyor. Herkes hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalıyor. O sebepten dolayı sonuçlarla uğraşmayalım. Bu kişilerin de bilmem devleti koruyoruz, terörle mücadele ediyoruz, saçmalıklarına kanmayalım. Elbette terörle mücadele edeceksin. Senin zaten görevin bu. Ama terörle mücadele ederken hukuk devletinin gereklerini yapacaksın. Hukuk devletine tabi bir memur olduğunun bilincinde olacaksın. Çok güzel bir şey söylediniz biraz önce. Dediniz ki bir İçişleri Bakanı bütün hatta bir siyaset anlayışından da bahsettiniz. Bütün gruplara, mafya, çetelere
eşit anlamda bakar ve öyle mücadele eder. Hukuku uygular. Hukuku peki uygular. Dün siz hiç Süleyman Soylu'nun ağzında, ben sonuna kadar izledim programı, bir kez olsun bile Mehmet Ağar adını duydunuz mu? Ben duymadım. Bakın ne diyor? Suç örgütü lideri diyor birisiyle ilgili. Peki diğerleri ne? Diğerleri de tescilli suç örgütü lideri. Neden söylemiyor Ağar'la ilgili mesela? Neden söylemediği birçok başka husus var. Bakın dikkat ederseniz o hani videolarını izlenen suç örgütü lideri de birçok konuya girmiyor. Sadece ima ediyor. Bak bunlara da girebilirim diyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Beni tekrar oyuna dahil edin diyor. Beni tekrar oyuna dahil edin. Bana verdiğiniz sözler var. Bu sözleri yerine getirmediğiniz için çıkıp size ihanet ediyorum diye diyebilir. Çünkü onların değerleri yok ki. Onların tek değerleri kendi bekaları. Ortak değerleri olmayan, herkesin tabi olması gereken değerler olmadığı için sonuçta bunların yapılması çok normal. Biz ortaktık diyor. Ortaklığı niye bozdunuz? Madem ortaklığı bozdunuz, ben de birlikte yaptıklarımızı ortaya koyuyorum. Bu iddialara cevap verin diyor. Ha, ne olması gerekir? Şimdi hukuk devleti eğer işliyor olsaydı, o zaman bu iddiaların tamamı soruşturulması gerekirdi. Ve ilk gün itibarıyla da o iddiaların muhatabı olan kişiler istifa ederdi. Gerçekten vatansever iseler, gerçekten amme menfaatini düşünüyorlarsa, gerçekten bu iddia ettikleri gibi bu milletin değerlerine sahiplerse o zaman bunun gereğini yaparlar. Ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Tam tersini yapıyorlar ve tekrar ediyorum maalesef daha çok daha sıkıntılı, çok daha problemli şeylerle karşı karşıya kalacağız. Bakın ne yapıyorlar? Bu konuyla ilgili haber yapan gazetecilere de soruşturma açıyorlar. İşte Elazığ'daki olay, gidin Elazığ'da sokakta herkes bu olayı size anlatır. Bununla ilgili soruşturma açmak yerine, etkin bir soruşturma açmak hangi yerine. Hangi olaydan bahsediyorsunuz? Yani bu işte bir gazeteci kadının ölmesi veya öldürülmesi Yezda Ana diye bir, evet. Meselesiyle ilgili geçen otopsi raporları ile ilgili haklı soruları soran gazeteciye soruşturma açmışlar. Şimdi helallik istemiyorum, helallik vermiyorum, hakkımı helal etmiyorum diyen insanlara yine gözaltı yapıyorlar. Yani ülke öyle bir noktaya geldi ki artık hukuki normları esas kabul ederek şu hukuksuzluk, bu hukuksuzluk, hukukluluk diye bir şey kalmadı ki zaten. Pandemide uygulanan yasakların çok büyük bir ekseriyetinin zaten yasal dayanağı yoktu. Bunun ötesinde bunlar yetmiyormuş gibi millete ceza kesip kendisinin lebalep kongreler yaptığı bir ortamda nasıl hukuku arayalım? Turistler istediği gibi hareket etsinler. Vatandaşın birisi denize gittiği zaman tepesine çökelim anlayışı. Vatandaşına bu şekilde bakan, vatandaşını yani Türkiye'yi adeta bir sömürge ülkesiymiş gibi reklam yapan ve farklı farklı ülkeler düne kadar kabadayılık yapıp sonra bugün de gidip de yalvar turist gelsin diye yalvaran anlayışın ülkeyi daha ne hale getirebileceğini göz ardı etmememiz lazım. Onun için bu ülkenin yarınlarını düşünerek özellikle daha da sessiz kalan, daha da aman tırnak içerisinde reis bunları düzeltsin diye bir kurtarıcılık bekleyen arkadaşlarıma, insanlarıma, kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Bu gidişat hayra alamet değil. Çok daha beter günlerle karşı karşıya kalacağımızın sinyallerini şu anda güçlü bir biçimde alıyoruz. Onun için bu gidişata dur demek lazım. Cumhurbaşkanı da elbette ki görevi Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmek. Aynı zamanda İçişleri Bakanı hukuka tabi olmayan, hukuk dışında her şeyi yapan İçişleri Bakanı ile ilgili de yapması gereken ilk şey kendisini görevden almak. Çünkü sorumlu kendisidir. Kendisi dışında başka bir sorumlu yoktur. Peki İçişleri Bakanı, siz hukukçusunuz. Gitti kendisi hakkında, daha doğrusu Sedat Peker hakkında her neyse, ya kendisini de karıştırarak bir suç duyurusu da bulundu. Tabii canım. Şimdi yani sorum şu, İçişleri Bakanı da o savcı yargılayabilir mi? Şimdi ya da soruşturma başlatabilir mi? Ben birkaç işkence olayı yaşadım. Bizzat İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak takip ettim. Suç duyurusunda bulundum. İlgili valilerle vesaire de görüştüm, üzerine gittim. İlgili Cumhuriyet Başsavcılarıyla da görüştüm, üzerine gittim. Kimlerin bu meselelerin etkin bir biçimde takip edilmesini engellediğini çok iyi biliyorum. Birincisi o. Ama ayrıca İçişleri Bakanlığı'na
Yani soruşturma meclise sevk etmeleri gerekmiyor mu? Yani bir dokunulmazlığı yok mu bakanın anayasaya göre? Ya elbette o da işte sonuçta işi garantiye almış olduğu için onun içinde makamını korumaya çalışıyor. Değil mi? Çünkü bir normal düz bir savcı gidip İçişleri Bakanı hakkında bir soruşturma başlatamıyor yeni anayasaya göre. Maddesini siz daha iyi bilirsiniz benden. Sonuç olarak meclisin duruma el koyması, araştırma ya da soruşturma komisyonu kurulması, ardından Yüce Divan'a yargılanması için sevki gerekiyor. Peki evet. Böyle bir şey usul gerekiyorsa niye savcılığa gitti Sayın Soylu? Savcılığa suç duyurusunda bulunduysa ya top milletle dalga geçiyor. Milletle dalga geçiyor, kendince kamuoyunu yönetiyor. Kendince bak benim gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyim yok, Kodri Meydan demeye getiriyor. Bir, herhangi bir savcı çıkıp da onunla ilgili soruşturma yapmayacağını biliyor. İki, şu anda savcı zaten soruşturma yapamaz. Çünkü dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili hadi çağrıda bulunuyorum. AK Parti Grup Başkanlığı harekete geçsin. Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığını kaldırsınlar, gereken yapılsın. Buna bile gerek yok. Daha ötesine geçiyorum. Cumhurbaşkanı madem suç duyurusunda bulunuyor, beni araştırsınlar diyor. Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirsin. Meclis soruşturmasına imkan versinler. Meclis soruşturması konusunda AK Parti'nin meclis grubunun imkanı dahilinde olan bir şey. Meclis grubu, muhalefetin teklifi vardı. Hadi bakalım hep birlikte destek verelim. Madem Süleyman Soylu da istiyor, o zaman AK Parti Grup Başkanlığı harekete geçsin. Meclis soruşturması ile ilgili gerekeni yapsın ve bütün o iddialar araştırılsın. İmkansız bunlar tabii ki. Araştırıldı mı? Onun için milletle dalga geçiyorlar. Ya reddettiler işte. Reddettiler. Soruşturma komisyonu veriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Zaten. Bir daha önerge veriyor. Zaten bakın İçişleri Bakanı bunu söylerken aynı zamanda aba altından da sopa gösteriyor. Eğer beni yakarsanız diyor hepinizi yakarım diyor. Ha işte bakın hukuk devleti bu kadar önemli. Hukuka tabi olmak bu kadar önemli. Hukuktan uzaklaşmamak bu kadar önemli. İşte hukuktan, değerlerinden, tüm ilkelerinden uzaklaştığı ve bunları tasfiye ettiği için şu anda bu tiplerle meşgul olmak durumunda. Cumhurbaşkanı bu sebepten dolayı da bunun hesabını bizzat kendisi vermek durumunda. Evet. Bu arada bir gazeteci arkadaşımız var Yavuz Selim Demirhan, Yeni Çağ'dan. Sevgili Yavuz merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Hukuk açısından konuşuyoruz ama bu gazetecilik açısından da söylenecek çok söz var. Bugün Kasetler dizisinin 6. serisi, hani Netflix dizileri gibi böyle birinci mini dizi, birinci bölüm, ikinci bölüm, şimdi 6. bölümdeyiz. Pazar günü 7.si geliyormuş. Bu arada Sedat Peker'in özellikle Süleyman Soylu'nun dün TRT'de, daha doğrusu dün bir açık oturum diyelim, açık oturumda yaptığı konuşmada işte Peker'i karısının iç çamaşırlarına saklanıyor diye suçlamasına çok öfkelenmiş Sedat Peker ve pazar günü buna yanıt vereceği söyleniyor. Ya tablonun neresinden başlasam bilmiyorum. Dün Süleyman Soylu'yu da sen de seyretmişsindir bir gazeteci olarak, izlemişsindir. Nedir sana göre bugünkü tablo? Seviye çukurun altına inmiş yani. Gerçekten bütün arkadaş olarak utanç duyuyorum. Yani bu tip insanlar tarafından yönelik, bu tip insanların bu davranışları bana göre Rütük 18 yaş altı izlememeyi logosu da koymalı. Gerçekten çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var bizim. Tabii bir gazeteci olarak gazetecilerin de bu işin neresinde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve hatta bir takım gazetelerin el değiştirme olayları aydınlanmaya başlandı. Evet, bir lağım patladı. Türkiye gerçek anlamda bağırsaklarını gerçek anlamda temizliyor ama öyle sanıldığı gibi değil, çok fena, etraf artık kokuyor. Bir de bundan sonra gelecek olan pislikleri düşünün. Yani ne bağırsak varmış bizim memleketimiz. Ne kadar pis işler varmış. Ve biz bunları gazeteci olarak önemli bir bölümünü biliyorduk ama detaylar ortaya çıktıkça medyanın da artık kendini sorgulaması gerektiği çıkıyor. Bir takım gazetelerin el değiştirmesi ve hatta bugün evet o gazeteyi ben bastırttım. Yani bastırttım, dövdürdüm vesaire. İşte o gazetenin el değiştirmesinde benim çok emeğim var diyor. Gerçekten bunlar yani Türkiye
adına çok utanç verici şeyler. Sayın Yavuz, bir izin verir misin bana? Taraflarını söylüyor ama. Sayın Demir Ağa, ya sevgili Yavuz, arkadaşlar tekrar arar mısınız? Ses çok kesik. Bir tekrar arayın, sağlıklı bir bağlantı kuralım da anlaşılmıyor çünkü bazı sözcükler. Tekrar dönelim Sayın Demir Ağa, önemli şeyler söylüyor. Bir iki dakika kopacağız, seninle tekrar bağlanacağız çünkü ses kötü, arkadaşlar düzelsin. Aslında çok önemli bir şey söyledi. Yani bunun bir de bizi ilgilendiren bir boyutu var. Kirli bir gazetecilik. Yani bunu kabullenmek lazım. Türkiye'de her şeyin kirlendiği gibi medya da kirlendi. Evet. Önemli ölçüde medyada özellikle AKP ile birlikte yandaş medya adı altında başlatılan süreç bir militan, radikal, tetikçi medyaya döndü. Evet. Ve bu yine Sedat Peker'in bahsettiği aramızda İçişleri Bakanı Soylu'yla aramızda gidip gelen gazeteciler var. Daha doğrusu ilk defa Özgür Özel burada onu söyledi. Ardından olay patladı ve Sedat Peker de videoyu yayınladı. Dedi ki bir de videoya kaydetmiş yani o konuşmaları. Tabii ki bir mafya, yani bu adam temiz bir insan değil ki, tabii ki yapacak bunları ama çok üzücü değil mi? Yani medyaya gönül vermiş, haber yazıp çıkıp her gece ekranlarda insanları namuslu, akıllı, doğru olması için öğütleyen insanların aslında boğazına kadar bu pisliğin içine batmış olduklarını görmek biraz acı değil mi? Yani bilinen bir şeyler de bunlar, bilinmeyen hususlar değildi ki. Yani ülkemizde zaten gazetecilik her zaman sıkıntıdaydı. Ama herhalde bugün kadar hiç ciddi, bu kadar büyük problemler yoktu. Gazeteciliğin de bu kadar yozlaşıldığı ama diğer taraftan da gazeteciliğin bu kadar tehdit altında olduğu bir dönem de yoktu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Gazetecilerin %78'inin kendi ifadelerine göre sansür uyguladıkları, bunun ötesinde en fazla gazetecinin cezaevinde yattığı bir ülke ünvanını taşıdığımız bir ortam içerisinde gazetecilerin, ben bu arkadaşları o anlamda değerlendirmiyorum, onu belirteyim. Yani gazetecilik kisvesi altında başka birçok iş yapabilirsiniz. Ama yine bunları sorumlu tutmuyorum. Bu adamların zaten ne olduğunu ortakları bilmiyor mu? Biliyor. Bunlar militanca belli menfaatleri elde etmek ve muhafaza etmek için gazeteciliği kullanan kişiler. Bunlar yeni hususlar değil ki. Bunlar herkes biliyor. Çok geçmişte var değil mi Türkiye şimdi bunlar, piyasada? Bunlar. Elbette çok çok fazla var. Ve bu insanların önemli bir bölümüyle görüştüğüm zaman da ne yapalım, başka çaremiz mi var? Ekmek parası diye kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. O kadar basit değil. Hayır, anlattıklarını söylüyorum. Ben bir gazeteci olarak yani. Sayın Yeneroğlu şunu söylemem lazım. Ekmeğin temizinin parası lazım. Elbette insan. Elbette. Şimdi ne diyor adam Sedat Peker? Ücreti kadar namusu olan gazeteci. Bunu söyletmememiz lazımdı bizim. İşte maalesef siyasette de durumumuz bundan farklı değil. Farklı alanlarda da durumumuz bundan farklı değil. O sebepten dolayı da gerçekten gün geçtikçe toplumu da ciddi manada rahatsız eden bir çürümüşlükle karşı karşıyayız ki şimdi insanlar bunu takdir etmesini biliyorlar. İnsanlar hangi kanalları seyretmeleri gerektiğini, nereden sağlıklı, doğru haber alabileceklerini, kimilerin militanca gazeteciliği bülten edasıyla bir şeyler çıkarma çabasıyla karıştırmamaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ama elbette acı. Fakat yeni durum değil bunlar. Bu çürümüşlüğün doğal tezahürleri bunlar. Çünkü bunlar da bu güç sarhoşluğunun beraberinde getirdiği hesap vermeme ehliyetinden kendileri de faydalanmak istiyorlar ve faydalanabilmeleri için de ayakçılık yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Onun gereğini yapıyorlar. Evet, çok arkadaşlar hazır mı Yavuz Selim Demir Ağa? Sayın Demir Ağa da aslında Ergenekon Balyoz döneminde çok hırpalandı. Biliyorsunuz saldırıya uğradı. Yani bir gazeteci olarak bu mafya ve çetelerden çeken insanlardan biri. Ülkemizde en zor mesleklerden, aslında meslek değil, bu bir mesleğin ötesinde bir misyon, gazetecilik. En zor misyonlardan birisi gazeteciliktir. Her zaman tehdit altında olmuştur. Her zaman gazeteciliği helaliyle yapmak isteyen, sadece amme menfaatini esas alan, ilkelere bağlı olan gazetecilerin her zaman sıkıntılı dönemlerle karşı karşıya kalmıştırlar. Ama bu dönemde olduğu kadar da hiçbir zamanda bu şekilde bu kadar büyük bir baskı
ve bu kadar kişiliksizleştirmeyle karşı karşıya kalmış değillerdir. Şimdi bu arkadaşlar, bu kardeşler şöyle bir aynaya baksalar, ya ne hale geldik, ne kadar kirlendik diye düşünseler ve onlardan hareketle de bazı başka gazeteci arkadaşlar da çıksa, onların bu geldikleri halden ibret alsalar ve bu hallere düşmemek için veya bu halden çıkmak için ne yapmalıyız diye kendilerine sorsalar, çözüm noktasında ilk adımları en azından atmış olacaklar. Evet. Yavuz Selim Nemrah tekrar bizimle birlikte. Sevgili Yavuz, kusura bakma, sesin çok kötüydü. Anlaşılmıyordu. Doğru. Fatih'cim, biliyorsun uzaya gidiyoruz ya. Uzaya gidiyoruz ama dünyanın, Avrupa'nın en kötü internetini altyapısı bizde. Ama lafa gelince uzaya da gidiyoruz. Evet. Yerli havada senelerdir inmiyor. Tabii bu teknolojinin bu tip şeyleri, yayın kazası diyelim ve devam edelim. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Yani, gazetecilerin son yıllarda benim de içinde bulunduğum birçok gazeteciye yapılan bir saldırı var. Bunların karşılığında hiçbir yaptırım yok. Ortada davalar yok. Failler belli değil çoğunda. Umarım Sedat Peker bunları da aydınlatır yani. İşte şu gazeteciyi bu dövdürdü, buna bu saldırttı. Ondan mı bekleyeceğiz bunları bilmiyorum. İşin yani şaka bir yana gerçekten utanç dolu günler yaşıyoruz. Ben şunu düşünüyorum. Siyaset, medya ayağı, işte FETÖ siyasi ayağına bir türlü gidilemedi, bulunamadı. Bir de yani bu mafya ayağı siyasetin. Geldik günlerdir bunları izliyoruz. Fakat kendi ülkem adına çok üzülüyorum. Ve Japonya'yı düşünüyorum. Eğer bu olaylar Japonya'da yaşanmasaydı, sevgili Fatih, Japonya'da harakiri rekorları kırılır. Yani çok kişi gerçekten harakiri yapardı, intihar eder. Bizde yani bırakın harakiriyi, yani istifa etmek gibi bir erdemi ortaya koymuyorlar. Ve bunlar bizde de birileri harakiri yapıyor. Bedelini millet ödüyor. Bizi kıskanıyor ya dünya. Ya bizi kıskanıyor ve bütün dünya izlerken, ya bu kadar yüzsüzlük olur mu? Bu kadar da olur mu? Hiç olmazsa ya istifa etsinler veya işçi olarak ayrılsınlar diyen hiç kimse yok. İşin ilginç yanı, her şeyi konuşan, her konuda yorum yapan, kimseyi konuşan dün, yani 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı'nı bile "hayır ben şiir olarak okuyacağım" diyen saraydan ses yok. Yani saray ne oluyor oralarda? Nedir bu koku, bu pis nedir diye henüz müdahale etmiş değil. Ama her şeyi o konuşuyor. Yine konuşuyordu. Bir kere de bu konuyu konuşsunlar bakalım. Evet, Sayın Demir abi bir şey söyledi. Siz bir şey söylediniz tam ulaşmadı ama. Yani özür diliyorum, sözünüzü kesmek istemedim ama aslında harakiri yapıyorlar. Sadece harakiriyi yanlış anlamışlar. Harakirinin bedelini millete ödettiriyorlar. Yoksa sabahlara kadar bütün tuşlara basıyorlar. Bütün yani harakiri adında millete her türlü bedeli ödettiriyorlar. Ama Japon usulü değil, belki de Japon usulünün karikatürü. Türk usulü demek istemiyorum çünkü milletimize hakaret olur. Bunlar birçok şeyi yerli melli diye aslında milletimize hakaret ettiklerinin de farkında değiller. Türk usulü başkanlık, niye Türk usulü olsun ya, böyle rezillik mi olur yani? Onun evet. için sözünüzü kesmek istemedim ama harakiri yapıyorlar, millete bedeli millete ödetiyorlar, onu demek istedim. Peki sevgili Demir Ağa, şimdi bu gazetecilerin bu işin içine girmiş. Şimdi bekliyorduk bunları, yani bu yandaş medya çerçevesi adı altında inanılmaz bir gazetecilerle siyasetçiler arasında kirli ilişkiler gelişmeye başladı. Hepsi çıkar, hepsi rant. Ki patronlardan başladı. Çünkü patronlar önce kendi kurumlarını kiralamaya başladılar. Hatta sattılar Aydın Doğan gibi. Evet. Yani bu patronlar aldıkları ihalelerden ve devletten beslendikleri ve önemli ölçüde kaynak sağladıkları için yanında çalışanları iktidarı övmek, iktidar uğruna, halka yalan söylemek uğruna insanları yetiştirdiler ve bir kıvama getirdiler. Bu Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasındaki bu iki gazeteci olayını sen nasıl görüyorsun? Ya,
Şimdi ben onlara gazeteci demek istemiyorum. Ama terbiyem de el vermiyor. Sözde gazeteci diyelim biz onlara. O iki kardeş büyük kendileriyle merkez medya dedikleri büyük televizyon kanallarının her gün bir misafirlerdi. Her şeyi bilen edalarıyla. Biz bunların geçmiş gazetecilik tecrübelerini de biliyoruz. Yıllar önce de aynı şekilde tetikçilik yapmıştı Çiller'in BTV'sinde. Bunların gazetecilikle falan işi yok. Bunlar iş takipçisi. Yani tamamen duygusal, paraya bakan insanlar. Ne yazık ki şimdi bir gecede ne oldu da hem iki ayrı televizyon dedi, hatta yazdıkları gazete verdi. Evet. Ki Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Demirağ, izin verin, sesiniz hiç gelmiyor artık. Yani bir sağlıklı bir bağlantıyla tekrar bir arada oluruz. Onun için teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun, tekrar arkadaşlar arayacak sizi. Sağ olun. Bir sonraki program için. Şimdi aslında gazeteci demek istemiyorum dedi. Bu çok ağır bir söz ama hakikaten yani bazen şunu düşünüyorum ben de. Yani bu ülkede doğru olmak, dürüst olmak, namuslu olmak ile bedel ödemeyi mi gerektiriyor? Mesela bizim çektiğimiz sıkıntıları bir bilseniz, yaşadığımız hayatı bir bilseniz gerçekten. Yani insan yaşamını standart olarak düşündüğün zaman ki bunun üstünde bir hayatımız var, ne güvencemiz var, ne sokakta kendimize ait bir güvenliğimiz var. Yani işte güvenlik polis korumalarını kime verdikleri belli zaten. Evet, bana değil de Sedat Peker'e. Allah'a şükür benim ihtiyacım yok, alnım açık, başım dik ama yani zaten işin esası insanlara polis koruması vermek değil. Öyle bir sistem inşa etmek ki insanların polis korumasına ihtiyacı olmasın. Şimdi gazetecileri dövdüren kimler ya? Bunların ortakları değil mi? Yani bunların hangi birisi ciddi manada soruşturuldu? Çünkü geçen birlikte yayındaydık. O kadar gazeteci arkadaşımız sokak ortasında kan revan içerisinde bırakıldı. Siyasetçi arkadaşlarımız sokak ortasında ne darbelere maruz kaldı. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Onun için bakın demin söylemiştim, tekrar ediyorum. İçişleri Bakanı eğer kendisiyle ilgili suç duyurusunda veya ihbarda, kendi ifadesiyle ihbarda samimiyse o zaman çıksın, meclise çağrıda bulunsun, Adalet Bakanlığı'na da başvuruda bulunsun, dokunulmazlığını kaldırtsın. Dokunulmazlığını kaldırtsın ki millet kendisinin ne kadar samimi olduğunu görsün. Bir şey var burada, çok az bir zamanımız kaldı, bunu merak ettim, size sormak istiyorum. Sedat Peker diyor ki Süleyman Soylu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor. Şimdi biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, biri İçişleri Bakanı. Yani şu AK Parti içerisinde olduğumuz dönemlerde hangi bakanın diğeri hakkında dosya, birbirleriyle ilgili dosya tuttukları, toplattırdıkları bilinen şeylerdi zaten. Yani bunlar öyle mi? Tabii canım, yani bunlar öyle sonuçta bilinmeyen hususlar değil. Yani o zaman bunun gerçeklik payı var mı? Yani İbrahim Kalın'ı takip ettiğini. Onu ben bilemem. Yani o olayı ben müşahhas olarak incelemiş değilim. Hayır, şu anlamda mantık olarak ancak şöyle sonuçta, diyor. Ancak şimdi senin haberin yok, sana kıyam olsun. O Resul var ya, tak bir tanesi resimler, özel kalem müdürü de takip ettiriyorlar. Yani isimler veriyor, noktalar veriyor. Çok enteresan bir bilgi bu. Yani o zaman ya böyle bir devlet yapısı olur mu İçişleri Bakanı? Ben bu arkadaşın daha çok şey bildiğini düşünüyorum. Bunları şu anda elinde tutuyor koz olarak. Belki başka birileriyle suç ortaklığı yapmak istiyor. Bu süreçte zaten işte birilerinin itibarını tamamen yerle bir ettiğini düşünüyor. Başkalarına da bu anlamda hizmet edebileceği kanaatinde. Bakın artık ben diyor itibarsızlaştırdım diyor. Siz bunu tasfiye edebilirsiniz diye aslında Cumhurbaşkanı'na da devamlı mesaj veriyor. Söz konusu suç örgütü lideri. İçişleri Bakanı da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için o da her tarafa aba altından sopa gösteriyor. Eğer beni alırsanız. Ben yanarsam diyor, hepinizi yakarım noktasına getiriyor. Bu çok açık ve net ama geçtim bunları yine. Ülke nasıl oldu da bu hale geldi? Asıl acı olan bu.
Bunun yanıtı sizde var mı? Nasıl oldu bu hale geldi? İşte nasıl oldu? Demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaşırsanız, değerleri, ilkelere bir kenara atıp, tek değer, tek ilke kendiniz görüp, herkesin ve bütün değerlerin kendinize tabi, kendi emrinizde olmayı arzu ederseniz ve bu doğrultuda ülkeyi şekillendirmeye çalışırsanız, o zaman olacağı bu. Onun için İçişleri Bakanı'nın şu anki hali de bir sonuç, bir sebep değil. Bir sebep değil. Onun için içerideki birçok arkadaşım var. Bu konuyla ilgili ciddi manada rahatsız, ama rahatsız olmak yetmiyor. Artık ülkenin geleceği gerçek anlamda söz konusu, milletimizin geleceği gerçek anlamda söz konusu. Açık ve net bir biçimde çıkıp insanlar duruş sergilemeleri gerekiyor. Yani çünkü artık Cumhurbaşkanı'nın tabi olduğu, kendisi için geçerli kabul ettiği herhangi bir ilke, herhangi bir değer yok ki maalesef. Evet, bütün bunları... Yani bakın, Filistin'deki zulüm durumunda birçok kişinin hak ve adalet aklına geliyor. Halbuki ya İsrail'in zulmü dışında da bu değerler aklınıza gelmesi gerekmiyor mu? Eğer gerçekten bu değerlere inanıyorsanız, derdiniz bu değerleri araçsallaştırmak değilse, bu değerler konusunda samimiyseniz, o zaman kendi ülkenizde ilk önce hak ve adaleti uygulayacaksınız ki başkalarına da söz söylediğiniz zaman birileri siz dinlesin, ciddiye alsın. Şu anda Türkiye'nin bu söylemlerini ciddiye alan var mı dünyada? Hiç yok. Kimse ciddiye almıyor. Niye? Sadece Türkiye değil, sözde İslam dünyasının liderlerinin neredeyse tamamını ciddiye almıyor. Niye? Kendi ülkelerinde uyguladıkları ortada. Her türlü hukuksuzluğu yapacaksınız. Ondan sonra da bilmem işte dünya beşten büyüktür. Ben hukuku savunuyorum, İslam düşmanlığına karşıyım falan. Bunların hepsi boş laflar. Samimi olacaksınız. İlk önce bu iddia ettiğiniz değerleri her uygulamanızda ortaya koyacaksınız. Peki. Sayın Yener Oğuz, çok teşekkür ederim. Geldiniz ve katıldınız. DEA Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Yener Oğuz, İstanbul Milletvekili geldi ve anlattı.